Modern ve çağdaş sanatının temel alan ya da temel yaklaşımlardan birisi soyut sanat ve formalizm üzerine bir sergi yapıyoruz. Ve bu sergide farklı sanatçılar, farklı disiplinler, farklı estetikler, farklı kavramlar, farklı metotlar ve farklı mecralar kullanarak hepsi aslında soyut sanatının şu andaki durumunu bir şekilde yansıtıyorlar, gösteriyorlar. Yani bir bağlamda baktığımızda, sanat tarihi baktığımızda, soyut sanat içinde iki tane ana hat olarak bir tarafta geometrik dilleri var, diğer tarafta organik, lirik, ekspresif dilleri var. Diğer tarafta Mondrian, Kandinsky, Mark Rothko varken diğer tarafta işte Jackson Pollock ve ondan sonraki kuşakları geliyor. Dolayısıyla genel olarak soyut sanatına baktığımızda aslında geometrik, organik ve aradaki tüm dillere güncel sanatı mevcut. Diğer tarafta baktığımızda bazıları daha çok ekspresif, duygusal, spontan çalışırken ve soyut dilleri yaratırken başka sanatçılar mesela daha çok rasyonel, düşünerek hatta kavramsal içerikli işle yaratıyorlar ve dolayısıyla bir nevi biz bu sergide aslında soyut sanatın ne kadar zengin olduğunu, ne kadar önemli bir alan olduğunu gösteriyoruz ve bir şekilde tartışmaya çalışıyoruz. Gösteriyoruz derken aslında belki altını çizmem gerekiyor. Şu anda yaptığımız sergi aslında bir üçlü serginin ilki. Yani ben şimdi üç sergi arka arkada aslında Türkiye'deki güncel sanat ortamının temel alanlarındaki stratejileri ve eğilimleri göstermeye çalışacağım. Bu ne demek? Birinci sergide soyut ve formalizm üzerine yoğunlaşırken, ondan sonraki sergi figür üzerine yoğunlaşacağız. Ve üçüncü sergide research based art ve conceptualism yani kavramsal sanat üzerine bir sergi yapacağız. Ve bu bağlamda aslında birazcık şeyi incelemeye çalışıyoruz. Yani şu andaki güncel sanat ortamımızda sanatçıları hangi konular üzerinde yoğunlaştığını, hangi mecralara kullanıldığını ve hangi estetikle ön planda olduğunu tartışmaya çalışıyoruz. Bir tarafta tabii ki ilk sergiyle belki şu anda en az popüler alan ile başlıyoruz. Bir zamanda soyut sanat, sanatın özellikle pentürünün kralı olarak belki ya da en önemli domain olarak görebiliyorduk. Özellikle empresyonizm, post-empresyonizmden itibaren başlatılan yolun sonunda işte Kandinsky, Mondrian, Malevich, ondan sonraki savaştan sonraki soyut çalışanları, minimal sanatçıları, ekspresyonist sanatçıları baktığımızda şey görüyoruz aslında. Yani 100-150 senelik bir soyut sanat tarihimiz var. Hem pentürde hem de heykel sanatında. Ve dolayısıyla bir zamanda özellikle modern sanatın doruk noktası aslında ya da asıl hedefi soyut, minimal sanatın özünü inmeye çalışan sanatçılar görüyoruz. Ve bir nevi soyut sanat bunu aslında gerçekleştiriyor yani bu hedef modern avantgardlarını. Fakat günümüzdeki duruma baktığımızda özellikle Türkiye'de de belki soyut çalışan yani salt ve saf soyut çalışan sanatçı sayısı oldukça indiğini görüyoruz. Yani günümüzdeki genç sanatçılara, sanat öğrencilere baktığımızda, fuarlara ya da galerilere baktığımızda şey görüyoruz. Ya figüratif ya da hiperrealist ya da realist ya da fotorealist gibi sanatçıları görüyoruz. Yani şu anda trend olarak şey görüyoruz. Yani öykü, mesaj, figür ön planda. Belki birazcık şeyden kaynaklanıyor. Yani öyle trendler var. Bir zamanda soyut ön plandayken şimdi figür geldi. Başka bir zaman belki başka bir şey tekrar geliyor. Fakat benim birazcık şöyle bir trend ya da hype olarak gerçekçiliği baktığımızda şey görüyoruz. İnsanlar neden gerçekçi resimleri seviyorlar? Çünkü insanlar figür seviyor. Çünkü figür gördüğünde kendilerini bu resim içine aktarıyorlar. Oradaki duygularla
bir olmaya çalışıyorlar. Oradaki öyküleri çözmeye çalışıyorlar ve bir yanda seyirci ve yapıt arasındaki ilişki daha kolay galiba. Daha görkemli, daha gösterişli, bazen daha etkileyici. Ah bu sanat gibi. Fakat soyut sanatçılarının durumu biraz farklı. Çünkü orada tinsellik, kavramsallık, sanatın özü, renk, biçim, form üzerinde yoğunlaşan sanatçıları ve yapıtlara baktığımızda birazcık daha farklı bir, belki daha zor bir ilişki söz konusu. Bu yüzden Türkiye'deki şu ana figüratif ve gerçekçi sevdası birazcık şey piyasaya yönelik ya da piyasadan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü bir anda koleksiyonerleri otomatik olarak beğendiklerini, anladıklarını ve anlayarak yani ancak anladıklarını zaten beğeniyorlar. Dolayısıyla yani öyle şu anda öyle bir etki var piyasa ve ortamdan ve bu ise bence özellikle günümüzdeki genç sanatçıların birçoğu otomatik olarak bu yönü doğru gitmeye başladı. Yani bu yüzden kısaca şöyle, öyle bir trend varken ben aslında şey sorgulamak istedim ya da sormak istedim. Tamam öyle bir trend, öyle bir hype varken diğerleri ne yapıyorlar? Yani soyut çalışanları ya da formalist çalışanları ne yapıyorlar? Bu arada tabii ki çok kısa bir şekilde sadece şunu ayrım yapmamız gerekiyor. Figüratif ve non-figüratif var. Yani figüratif ve soyut var ve arasında da bir ara yol var. Yani soyutlama, yani deformasyon ama hala bir figür görüyorsunuz. Biz bu sergide sadece soyut, yani salt soyut, form, renk ve sanatın kendisini inceleyen sanatçıları aslında gösteriyoruz. Ve bu yüzden salt soyut çalışan sanatçılarımız var. Ve bu bağlamda farklı yaklaşımlar görüyorsunuz burada. Bu isim bir nevi Türkiye'deki soyut çalışan sanatçıların durumunu tespit etmeye çalıştık, yansıtmaya çalıştık ve bu şekilde soyut sanat günümüzde hala ne kadar önemli, ne kadar zengin ve ne kadar temel ve hepimiz için aslında gerekli olan tartışmaları yapan ve ne kadar, bu bağlam ne kadar önemli bir alan olduğunu altını çizmek ve ortaya koymak istiyorduk. İçerik açısından baktığın zaman aslında hayatın içindeki birçok konuya dokunmaya çalışıyorum. Sokakta giderken eğer kent yönetimiyle ilgili bir sorun varsa buna yeni bir çözüm getirmek için bir proje, bir taslak, bir oyun yaratıyorum. Eğer gittiğim alan bir galeri ise ve galeriden memnun değilsem o düzen hoşuma gitmiyorsa yeni bir galeri oyunu başlatıyorum. Eğer müze hoşuma gitmiyorsa müzeyi değiştirmeye kalkıyorum. Ona göre bir oyun kuruyorum. İşlerimde politika var, sanat var, aşk var, siyaset var. Hepsi iç içe geçiyor. Aklımdan geçen, beni meşgul eden konulara malzemelerle yaklaşabiliyorum, dokularla ulaşabiliyorum. Bütün kanalları deniyorum, bütün medyumlara dokunarak buna ulaşmaya çalışıyorum. Resim yaparken her zaman kendime izin veriyorum. Sadece kendime değil, boya eğer bir nesneyse, doğanın içindeyse onun tabiatına da izin veriyorum. Benim düşündüğüm gibi düşmeyebilir ama düştüğü anki o anına bakıp ben bundan bir avantaj ya da dezavantaj olarak baktığımda neler kazanabilirim? Tekrar etsem aynı hatayı yapabilir miyim? Yapıyorsam bu hata yan yana geldiği zaman nasıl bir güzellik olacak? Aslında belki bu üretme biçimin içinde hazır malzemede yaptığım gibi obsesif tekrarlar belki tuval üzerinde de kendini gösteriyor. Ama burada yaptığım bir üretim metodu var. O da belki tekstil ve tasarım kökenli olarak gelmekten, işin sonucunu bir kompozisyona ulaştırmak, duyguları derleyip toplamak. Çünkü bir yandan metin yazdığınız gibi resmi toparlamaya çalışıyorsunuz. Olduğu gibi bırakmıyorsunuz. Uzağa çekiliyorsunuz ve gözünüz bir tamamlama istiyor. Bu sefer akıl giriyor devreye, teknik giriyor, metot giriyor. Burada aslında bir oyun yine. Daha onun arkasında aslında bir sürü prosesi var. Önce etiketlerle oynayıp bir yüzeye bir doku yaratıp, üzerine bir serigrafi basıp, sonra strüktürden kaynaklanan o beyazlıklar, boşluklar, kenar kesitleri görünce ondan çok heyecanlanıp, bu sefer onun kopyasını alıp, onu tekrar serigrafide basıp, sonra bir yandan da aslında hani bir yandan içerik, form üzerine tartışıyoruz ve konuşuyoruz ya burada.
mesela içerik üzerine ve baskı üzerine bütün muhafazakar duvarları aslında bir yandan da mesaj vermeye de çalışıyorum. Bir yandan ben ekonomiyi eleştirip onun bir döngüsünü etiketlerle bir yüzey yaratmaya çalışırken, bir yandan da akademide kalkıp bana CMYK renklerde basmam gerektiğiyle ilgili zorunluluk çıkınca, ha öyle mi o zaman, dolu boş dengesiyle pozitif negatifte ben bunlarla oynayıp yerleştiriyorum deyip bu seri çıkmıştı. Bir de işin içinde hep pozitif ve negatif, yani olumlu olumsuz iki taraftan bakıp bundan nasıl fayda sağlayabilirim, nasıl güzel bir sonuca, nasıl bir plastik etkiye ulaşabilirim derken, erkek ve dişil olarak üretirken aynı baskıyı erkek ve dişi olarak iki kere de basıp bir seri de çıkartabiliyorum. Yani burada tabii burada bir avantajı değerlendirip estetik plastik bir mobilya yaratır gibi düşünmek değil de o duyguların ne kadar zenginleşebileceği, çoğalma ve üreme anlamında bana ne kadar zengin imkan verebilme şansı olduğuna bakıyorum. Hepsi bir biricik oysa, ama yeri geliyor mesela bütün biricikleri atölyede toplayıp serigraf atölyesinde tinere batırıp hayır ben bunu sevmedim deyip üzerinde oynayıp onu bozup saatlerce üzerinde düşündüğüm ve belki mükemmeli ulaşmak istediğim şey bu sefer yine kendim de kızıp değiştirebiliyorum. Böyle oynayarak daha çok bir sonuçlara ulaşıyorum. Bilinç kaza aslında her tür şeyi gözlemliyorum. Bana ne verebileceğini bilmiyorum. Aslında burada temel olarak hayatın içindeki birey haydarla ilgili bir şey bu. Ben bütün duygularıma izin vermek üzerine kurduğum bir yaklaşım var hayata karşı. Sevmek, öfkelenmek, nefret etmek, bütün duyguları iç içe koyduğumuz zaman içimden gelen duyguyu muhakkak yaşamaya izin veriyorum. Toplumsal normların çizdiği sınırlar içinde kalmamaya çalışıyorum. Bu sefer atölyede bir iş yaparken de hocanın bana karşılık olarak veya ne bileyim bir sanat izleyicisinin bana ne diyeceği veya daha sonrasındaki zaman diliminde nasıl bir tepki geleceğini çok düşünmek artık istemiyorum. Orada yapmak istediğim şey ben ne yapabilirim? İzin versem ne olabilir? Çünkü şu var, stilizasyon ve deformasyon kendi içinde dönen ve bence yeniyi müjdeleyen, orada o kehaneti aslında içinde gizleyen bir deneyim. Zaman yolculuğumda, üretme zaman yolculuğumdan başlayabilirim. İlk tuvalle buluştuğumda kendimi tanıyorum ve belki hiperreal bir resme ulaşamayacağımla ilgili duygularıma hakimim. Bunu yapamam, biliyorum. Çünkü uzun süre tekstil yaptıktan sonra tuvalin başına geçip yapabileceğime çok inanmadım. Bir yandan da aslında kurallardan o kadar çok sıkılıyordum ki üretme metodunda tekstilde çalışırken. Kendine izin ver ve rahat ol. Bu sefer bütün boyaları tuval üzerine atarak, belki ekspresyonist dışa vurumcu bir kafayla bunu yaparken biraz zaman sonra bunun bir toplanmaya ihtiyacı oldu. Yani evet, resmin kendi matematiği boyaların üstüne düşmesiyle oluşan bir estetik vardı. Fakat bunun bir geometriyle buluşması gerekiyordu. Sonra biraz içine sanat tarihi, kendimi anlamak, neler yapıyorum, benim yaptığım yol nerenin yolu, hangi yoldan gittim derken birden kendi kendime bir sentez gördüm resmimde. Bir anda Pollock gibi bir ruh, bir yandan da Mondrian gibi bir ruh. İkisini aslında üretirken üst üste bindiriyordum ve sonra dedim ki acaba sanat tarihinde yerim neresi olabilir? Neden sadece formalist bir kafa varken bir yandan da hani neden bu estetik, geometrik veya soyut diye ayrılıyor ki? Bunlar bir arada olamaz mı derken tuval yüzeyinde bunlara da ulaştım. Peki buradaki şekle baktığın zaman içindeki lekeler, dairenin içindeki lekeler geometrik olabilir ama uzaklaştığınızda soyut bir lekeye ulaşıyorsunuz. Ama içinde size bilgiyi veren sürpriz geometrik detaylar da var. Ama hem soyut hem geometrik, yani bir daire var. İçinde parçalanmış bir estetik var. Ben aslında onun hala kurtulmuş değilim. Aslında çok da kurtulmak istemiyorum. Sanatçı olarak benim en büyük iddiam her zaman soyut işler yapıyor olmam. Ve bu soyut işlerde hep organik dünyaya ait oldular şimdiye kadar. Soyut, ben şöyle değerlendiriyorum kendi işlerimde, bir soyutlamaya gitmiyorum. Yani şu demek bu, bir nesneye bakıp onu sadeleştirmek değil, yapıp ettiklerim zaten soyut bir süreç ve kendiliğinden soyut bir değil. Dolayısıyla soyutlama yapmadığımı ve soyut düşündüğümü söylemişliğim de vardır. Tabii burada yani bir takım kavramlarla insanın kendini anlatması her zaman bana göre yetersiz geliyor. Benim için soyuta dair en önemli şey o çalışma sürecimdir. Çalışırken kafamda hiçbir zaman bir tema ya da kavram olmaz.
bunlar sonradan devreye girerler. Gerçekten de o süreç benim için çok kıymetlidir ve ifade etmek gerekirse adeta bir meditasyon halidir. Dolayısıyla da o yani nasıl meditasyon anını ifade etmek zorsa da o süreci tarif etmek de birazcık güç. Çünkü dışına çıkman icap ediyor. Kendimi ifade etmek ya da işte işlerin bütünlüğünü sağlamak açısından işte video art, fotoğraf, daha böyle yeni medyada kaydığım ya da kullandığım zamanlar oldu. Dolayısıyla kendimi özgür hissediyorum. Aynı şekilde heykellerimde kullandığım malzemelerde de öyle. Şimdiye kadar bronz, alüminyum dökümler, pirinç bükme işler, mermer, keçe ve polyesterle çalıştım. Yani o malzemeler de çalışma prensibimde ilk önce bir model yapmak var. Ve o modeller çoğaldıktan sonra malzeme seçimi devreye giriyor. Ve işte üç boyutlu olarak bir şeyle karşılaşınca gerçekten o zaman kavram da devreye giriyor. Kavramlara en uygun olacak malzeme giriyor. Renk benim için önemli. İşlerimde çok belirgin bir özellik. Özellikle polyesterde çok sık karşımıza çıkıyor. Renklerle kurduğum ilişki de sadece çarpıcı ve albenili olmasının dışında o seriye dair ya da benim o çalıştığım döneme dair bir şeyleri işaret ettiğinden kaynaklanıyor. İlk kullandığım renk beyaz ve tonlarıydı. Sonra kırmızı devreye girdi. Yani çok rahatlıkla söyleyebilirim ki kırmızıyla çok çalıştım ve kendime mal ettiğimi düşünüyorum kırmızıyı. Tabii ki de yani herkesin kullanabileceği bir şey ama çok ben olduğumu düşünüyorum. Ve serilerle de farklı renkler girdi. İşte ne bileyim kurşunla alakalı bir serimde kurşun rengi gene benim kafamda kurşun çünkü ölümü çağrıştıran bir malzeme. Yani zaten zehirli bir gaz çıkartıyor eridiğinde. Dolayısıyla petrol rengi, işte çocukluğumdan hani ailemle kurduğumuz ilişkiden kalma işte zift diye hatırlayıp yani böyle çelişkileri de seviyorum. Birdenbire hani bakıldığında belki okunamayacak şeyler. Ama benim için işte dolayısıyla bir şeyler ifade ediyor ve içselleştirdiğimi düşünüyorum. Yani daha farklı. Birbirleriyle uyumları açısından değil. Sadece bir kartelada da bakıp seçilmiş renkler değiller. Buradaki sergide hem polyester bir işim var, kurşun rengi, hem de keçeden bir iş var. Polyester ve üzeri oto boyasıyla yapılmış işte kurşun rengi, metalik bu boya, son derece suni ve zaten atölyemde Atatürk Oto Sanayi'de işte bu boyaların ve şeyin içindeyim. Yüzeyleri her zaman işlerimin pürüzsüz ve ışığı yansıtır polyester işlerimde. Ve tekrarları yoktur formlarımın. Yani bir simetri hakim değildir. Dolayısıyla %100 elden çıkmıştır hepsi. Yani bilgisayarla yapılması söz konusu değildir. Oysa bakıldıklarında özellikle bu son serideki, son yıllardaki işlerimde
teknik olarak bilgisayardan hani çıkmış denilir, bilinir ama yani işin içinde olanların hani kavrayacakları bir şeydir ki hani böyle bir şey belki evet yapılabilirliği vardır ama yani bir sanatçı düzeyinde değil. İşte ancak Zaha Hadid gibi bir ofisin kurtarabileceği bir şeydir. Dolayısıyla hani %100 elden çıkma, el işi diyebiliriz. Keçe işlerin, bu polyester işlerine başladığım aralıkta ortaya çıktı. O ışığın ve rengin ilişkisi, yansımalar gerçekten çok çekiciydi. Üzerlerinde bir sürü röföler çıkıyordu. İçimden hani bu duyguya karşı ya da bu hislere karşı hani ne yapabilirim? Hani nasıl bir malzemeyle buna tersine bir şeyler oluşturabilirim dediğimde önüme keçe çıktı. Keçe de şöyle çok da bildiğim bir malzeme değil. Aslında bizim geleneğimizde var olan ama maalesef zamanla çok azalmış bir şey. Hani bildiğimiz işte çoban kepenekleri ya da işte keçe gündelik hayatımızda da hani eski zamanlarda benim çocukluğumda da hani ayakkabıların altına konulurdu. Şimdi gittikçe hani azalmış ve bir sürü genç kişinin hani bilemediği bir şeye dönüşmüş vaziyette. Keçe de gene içlerinde polyester var keçe işleriminde ama üzerlerine keçe kaplayarak yaptığım bir şey. Ve benim başında söylediğim gibi formlarım her zaman organik. İşte keçe hayvan kılından, keçi kılından ve doğal boyalarla var olan gelenekte bir malzeme. Keçeleşme hali zaten çok güzel bir ritüel. Dolayısıyla benim bu işte ritüel, işte meditasyon dediğim aralıklarda yani beni bende haz uyandıran, bende işte ah evet bu benim dedirten bir durum. Son serimin de yüzeylerim gittikçe inceldi, boşlukları çok fazlalaştı. Ve neredeyse boşluklardan bir bütün oluşturur vaziyete geldim. Ve bunlar iskeleti andırıyorlardı. Dolayısıyla serginin adını Kostomea dedim. Kostomea Latince benim kaburgam demek. Sergiye adını veren Kostomea diğer işlerimden farklı. Yere bastığı noktalarda düz olan bir işti. Bir nevi işte hani yeniden doğuş şu da hatırlatan bir şey ve hani hani yıkılmadım ayaktayım ve işte bu kendi kendine bu iş durabilen bir iş. O kadar çok yani diğer işler de öyle. O kadar çok girift ki baktığınız vakit gözünüz sadece şöyle bir kavrayabiliyor. Çalışırken de çok çok zordu. Hani bir tarafını bitirdiğimi düşündüğüm bir an geliyordu. Sonra bir bakıyorum ki bitmemiş. Yani çünkü böyle bayağı bir dolan başlı bir şeydi. Ve Kostomea'yı optik okuyucularla okutup dijital ortama aldım ve içinde o bütün göremediğimiz boşlukların içinde bir gezinti hazırladım. Bir animasyon oldu bu. Teknolojiyle ilgili yani yeni medyaya karşı biraz bilgisizim dolayısıyla bir destekle bunu yapabildim. Yani bilgisayara o düzeyde hakim birisi değilim. Fakat bunları böyle yani orada iştirak ettiğim için hani çalışma aralığında bir sürü işte renderlar önümüze çıktı. Onlar beni bir sanatçı olarak çok etkiledi.
Çünkü formlarımı başka bir şeyde görebildim yani ve farklı farklı varyasyonlarda. Dolayısıyla animasyon bittikten sonra aklımda şey kaldı, yani bunları bazı renderleri sabitlemek. O aşağıdaki yeşil renkli işte öyle ortaya çıktı. Sanırım ifade etmeye çalıştığım şey, hani soyut aslında bir yok olan bir şeyden. Yani o kadar hakikaten hani hakikaten sıfırdan. Ama yani bir şey yani tanımlamaya kalktığında zaten benim için de o soyutluktan uzaklaşmış bir hale geliyor. Ama yani nasıl da edilir bilmiyorum. Hani sadece benim hani yaşadığım, deneyimlediğim bir durum. Dolayısıyla bana göre yani benim çalışma prensibimde hakikaten hani böyle tertemiz, hani boşlukta, hani sıfırdan, bilmeden bir başlangıç olduğu için yani soyutum diyorum kesinlikle. Şimdi bir heykeltıraş olarak tabii ki form benim için çok öncelikli. Daha çok soyut formlarda işler yapıyorum. Malzeme olarak çok çeşitli malzemeler kullandım ama son dönemde kullandığım malzemeler akrilik, plexiglas ve kağıt üzerine. Evet, form daha çok formuyla öne çıkan ama tabii ki her işin altında da alt betimlerini oluşturduğum soyut formlar yapıyorum. Her sergide belli bir konsept ve alt metin üzerinden gidiyorum. Tabii ki bu genelde hani bir sürü sanatçının yaptığı gibi kendi hayatından donelerle aslında ortaya çıkan ve dertleriyle ortaya çıkan bir şey. Bir konsept oluyor. Ama yaklaşım biçim olarak dediğim gibi heykeller ki son dönemde duvar heykelleri ağırlıklı olarak yapıyorum ve kağıt işler yapıyorum. Soyut formlar olarak ortaya çıkıyor. Duvarda olan o duvar heykeli plexiglas malzemeden yapılma. En son açtığım Glitch sergisinden bir parça. Diğeri ise kütüphane heykelleri diye adlandırdığım bildiğimiz Osmanlı el yapımı ciltle kaplanmış. İçinde benim kağıt işlerimin olduğu, kağıt kesim bir işin olduğu bir kitap. Glitch sergisindeki ise aslında şeydi, son dönemde geldiğim... Aslında minimal sürecin en iyi örneklerinden biri benim için. Form olarak gittikçe yalınlaşan bir durum söz konusu. Belki hani soyut formlarla uğraşan sanatçılar için aslında gelinebilecekleri benzer noktalar bunlar. Çünkü hani her seferinde dert edindiğiniz bir formu çözmeye çalışıyorsun ve onu olabildiğince daha ne kadar ileriye taşıyabilirim ya da daha ne kadar yalınlaştırabilirim üzerinden formal dertlerin oluyor. Ama bu dertler yanında tabii için tabii ki bir kavramsal sanat kadar bir metne ve işe birlikte sahip olan bir iş gibi değil ama kendince alt metinleri olan işler bunlar. O da Glitch sergisi de hem form olarak baktığınız zaman formu bozmak üzerine, var olan düzgün bir formu bozmak üzerine açtığım bir sergiydi. Ama içsel olarak da aslında... hayatımda yaşadığım kendi çok disiplinli ve böyle çok simetrik olan bir sistemle yaşadığım hayatı da bozmak üzerine kurgulanmış bir dönemdi. O yüzden o dönemin işleriyle çıkan sergiye baktığım zaman çok örtüşüyorlar. İşin duygusal ve arkadaki duygusal metni üzerinden. Ama tabii ki bir heykeltıraş olarak ve formla ilgilenen bir adam olarak da tabii ki bu alt metinle birlikte aslında hani işte boşluk, doluluk, ışık, gölge bütün bunları da en az diğeri kadar hatta diğerinden bazen daha fazla düşünüyorum. Şimdi bir şeyi söylüyorum hep. Mesela soyut işle izleyicinin ilişki kurması genelde daha zordur. Bu bütün dünya için bence böyledir. Yani karşında figüratif bir işle karşılaştırdığın zaman... baktığın zaman aslında kendine çok yakın bir şeye bakıyorsun ve yüzündeki herhangi bir mimik o resmin içerisinde sana çok güzel ve çok kolay bir nüans veriyor. Bunu hani
kolaylık açısından söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama ilişki kurma biçimi olarak çok kolaydır. Soyut bir işle karşısındaki izleyici arasında ilişki kurma meselesi biraz daha zordur. Orada işte bir takım okumalar devreye girdiği zaman, mesela dediğin gibi bu katmanlar, beyaz olması, işte form, bütün bunlar aslında izleyicinin sorup bir noktada o içsel deneyime ulaşabileceği doneler olmaya başlıyor. Buradaki katmanlar da aslında benim çok uzun süredir üzerinde devam ettiğim bir Disiplin Fabrikası serisinin artık benim birazcık kimliğim oluşturduğu son halleri. Hani niye kimlik diyorum? Hani yeni tabii ki işler yapıyorum ama formlar değişiyor ama bu katman devam ediyor. Çünkü hayatımda da devam ediyor bu katmanlı hareket. O yüzden de bu katman genelde dediğim gibi kağıt işlerde 80 kat kullanıyorum. Ve hani bunun okuması tabii ki zor ama o 80'in bir şeyi var, alt metni var. İşte günümüzdeki ortalama yaşam yaşı 80 şu dünyadaki. O katmanlar da aslında bir takım bizim yaşamsal zorunluluklarımız ve must'larımız. Kimi işlerde bunu şey görüyorsun mesela, o katman var, bir taraf daha düz, bir taraf katmanlı. Aslında iki tane negatif durumun, tek hayata baktığın zaman zorunlulukların ve özgürlüklerin aslında birleşip insanı, seni oluşturduğu durumlar. O yüzden bu katmanlı süreç ve dediğim gibi o disipliner yaşam bütün işlerimde ortaya çıkıyor. Kağıt işlerde de var bu. Duvar işlerinde de var, üç boyutlu heykellerde de var. Ama dediğim gibi soyut işle izleyici bir bağ kurmaya başladığı zaman evet ilk başta bu katmanları soruyor. Neden bu form bildiğimiz yuvarlak değil de katmanlardan oluşan bir yuvarlak? Şimdi bunları hep dediğim gibi çok iki taraflı düşünüyorum. Ve ben mesela şey diye düşünüyorum, hani bazen şimdi formla ya da soyut bir işle uğraşırken ya da bununla uğraşan bir sanatçıysan o kadar içgüdüsel hareketlerin oluyor ki bazen. Yani bunu çok rahatlıkla ve samimiyetle söylüyorum. Bazı işleri yapıyorum hiçbir şey düşünmeden. Ondan sonra aslında içinde kendimi buluyorum. Yani bu böyle şey gibi de algılanıyor. Hani bunun üstüne bir metin ya. Hayır hayır, öyle bir derdim yok benim. Hani bunun üstüne işte şurada bunu anlatmaya çalışıyorum falan gibi bir derdim. Öyle bir derdim zaten benim hayatım. Bu benim hayatım. Ben bütün hayatla çok özdeş yaşadığım için sanat yaşamımı. Ben neysem o çıkıyor zaten. Ayrıca üzerine bir şey yazmak zorunda hissetmiyorum. O yüzden de mesela tekrar hayatıma dönüp baktığım zaman bir içgüdü bana onun arkasını siyah boyatıyor. Ve bir içgüdü bana onun arkasını tekstürlü yapıyor. Bir içgüdü ön tarafını düzgün yaptırıyor. Bütün bunları baktığım zaman hani bunu bana yaptıran bir ruh var ve bu benim ruhum. Bunu dönüp neden diye ben kendime sorduğum zaman kendi hayatımda cevaplarımı buluyorum. Yani İşte yine o karanlık taraf aslında beyaz taraf, kendim düştüğüm çukurlar, aslında aydınlandığım noktalar, bir sürü bir cevap buluyorum bunun karşısında. Ha, bunu metin olarak tabii ki yazmıyorum ama yazmak istesem yazabileceğim çok şey var. Ha, izleyicinin de aslında yine de soyut bir forma bakarken bu senin söylediğin noktaları gördüğü zaman benim hissettiklerime belki yakın, belki çok uzak ama bir bağ kurduğuna inanıyorum açıkçası. Aslında o çok komik bir hikayeyle çıktı. Yani onu da anlatayım. Bir sergimde bir koleksiyoner geldi ve dedi ki hani işte ben dedi çok seviyorum işlerini. Senden dedi bir heykel çok almak istiyorum ama dedi koyacak hiç yerim yok dedi. Yani çok da aslında böyle hani tanıdığım, sevdiğim de biri. Ben de ona hani tamam dedim, yani problem değil, bir gün şey olur ama dedim ben sana dedim bir iş yapacağım. O da benim hediyem olacak dedim. Çünkü şey duygusu kötü geldi bana. Hani koleksiyonerlik yerle ve mekanla ya da yerinin olup olmamasıyla ölçülebilecek bir durum değildir. Bu çok acayip tutkulu bir şeydir. Yani ben özellikle yurt dışında öyle koleksiyonerler gördüm ki hiç yerleri yok koyabilecekleri ama işi alıp müzeye hediye ediyorlar. Yani o işe sahip oluyorlar ama koyacakları yeri yok. O yüzden gidip müzeye ediyorlar ve kendi adıyla. Ve arada adam, yani bunu kendi söyledi, arada müzeye gidip kendi işine bakıp tekrar çıkıyor. Yani hani böyle bir durum var. Koleksiyonerlik gerçekten böyle bir şeydir. Hani bir tutku vardır orada. Ben de onun üzerine hakikaten bu o anda aklıma gelen bir şeydi. Dedim ben sana bir şey yapacağım ve yer sorunun ortadan kalkacak. Gittim bu kütüphane heykellerine başladım işte. Ya bir ilkini yaptım ve gittim dedim ki verdim bu ne? Dedim heykelim, sana da hediyemdir.
Bir açtı işte içindeki o filan. Dedim kütüphaneye koy. Arada hiç yer sorunun yok. Alıp bakarsın. Ondan sonra hakikaten bu mevzuyla çıkmıştı bu. Ama bundan sonra gerçekten birçok farklı versiyonunu ve serisini yaptım. Bir sürü yerde de sergiledim. Ve hala da yapıyorum. Çünkü şey çok sevdiğim mesela genelde duvar heykeli ve heykeller ve kağıt işler çok doğru orantılıyor. Şimdi mesela son bu glitch döneminin kitaplarını gene yapmak istiyorum. Çok ince çizgileri olan da bir yer aslında. Yani soyut bir form demek değildir ki üstünden bir sürü bir şeyin aldığı zaman dekoratifleşmeye doğru giden bir durum. Evet, bu bir ince çizgidir. O yüzden de bir tarafı zordur. Ama hani benim için şey de hep, ya ben hayatımı da öyle yaşadığım için dediğim gibi yani çok yalın yaşıyorum. O yalınlı yani bu şey gibidir. Hani şundan bende evde 10 tane vardır gardıropta. Bundan 5 tane vardır. Ayakkabımda 3 tane. Yani bir şeyi alırım ve kafamdaki hani giyim sorununu o şekilde hallederim. Bir şeyi çok severim, aynısını alırım. Yani benim için artık o sorun dünyadan kalkmıştır. Böyle çok yalınımdır her şeyde de yani. O yüzden hani formla uğraşırken de derdim dediğim gibi hayatımda çok özdeş. Etrafta bakarken de tabii ki ilgimi en çok çeken şeyler hakikaten soyut işler oluyor. Resim olarak da düşünüyorum. Yaptığın sergide zaten hakikaten çok beğendiğim, hakikaten çok hayran olduğum ressam arkadaşlar var. Ve baktığın zaman bütün dünya sanat tarihine hani yüzyıllardır sanatçıların figürle uğraşan bile olsa bile figüratif sanatçıların en nihayetinde ulaşmaya çalıştığı aslında şey gibi bu hani Nirvana gibi bir durum aslında baktığınız zaman. Çünkü yok olmak gibi bir şey. En sonunda beyaz bir tuval koymak gibi. Ya o duygu beni çok mutlu ediyor. Hani hakikaten Nirvana'ya varmak gibi geliyor bana. O yüzden de hani çok zor bir şey olduğunu ben düşünüyorum soyut formla uğraşmanın. Ama izleyiciyle olan ilişkisinde eğer derinine girdiğin zaman da uçsuz bucaksız bir cennet olduğunu düşünüyorum. Şu son dönemlerde yaptığım şeyler minimal işler. Minimal abstrak olarak tanımlanabilecek işler. Geçmişten bugüne yapılan minimal işlerden çok büyük farkı yok. Ama materyal burada belirleyici bir özellik. Doğal olarak hem kavramını, hem anlamını, hem yapısını esasında materyal belirliyor. Renk de değişebilir ama materyal bu noktada çok önemli, belirleyici bir özellik. Kullandığım materyal jel gibi bir şey, plastik bir materyal. Ve bu materyal bu 100 yıl içerisinde bana ait ya da layıkmış gibi gözüken bir materyal. Bu şekilde bir materyal kullanıyorum. Sergideki yapıtlar 3 tane çalışma. Bu 3 resmin ortak kılan özellik siyah. Ya zemin ya da üstteki materyalin siyah bir renk olması. Ağır resimler birazcık. Benim ürettiğim işler genelde bir kavram üzerine yoğunlaşmaz. Bir kavram yok. Daha çok ruhsallık, tinsellik üzerine yoğunlaşan bir durum. O yüzden de resimlerde teker teker bir kavram işlemiyorum. O dönemki ruh haliyle gelişen bir şey bu. Bu toplumsal olur, bireysel olur. Birazcık o yüzden ağır resimler. Ama ortak noktaların dersek eğer biçim ve form olarak açıklamak anlamında dersek benim içimden 3 resimde de bir akışkanlık var. Bu büyük olan resimde birazcık daha tuval üzerinde dururken diğerlerinde birazcık daha çerçeve formatındaki olan biriken jellerle oluşan bir şey. Siyahın hepsinin ortak noktasındaki olduğu şey bu esasında. İlk çalışmalara başlarken tuvalleri ben zaten farklı boyutlarda belirler. Aynı anda hepsini çalışırım. Bu resimler de ortalama olarak aynı halde yapılan resimler. Önce zemin rengiyle ilgili düşünürüm. Ki bu resimlerde de işte zemin rengi bazısında siyah, bazısında ise beyaz olarak kaldı. Bir tanesi de tamamen pembe mesela. Burada 3 farklı şey var. Zemin belirleyici olmasına rağmen burada bu sefer zemin gelgitle beraber büyük resimde tamamen zemin siyahı kapsarken orta dik olan resimde pembe, çok enerjik bir zemin var. Diğeri de bembeyaz bir zemin. Zaten siyahla beyazın zıtlığı apaçık ortada olduğu için diğerlerindeki sıcaklık ve soğukluk ilişkisiyle beraber oluyor. Birisi kömür közü gibi bir etki yaratabilirken ki bu black light'in altında böyle. Bir tanesi tamamen
Mavi'nin de verdiği bir özellikle, yani çok da belirleyici olmasını istemediğim için ama bunları, çünkü abstract bir resmi anlatmak çok zor bir şey. Yani anlamsız da kılıyor esasında. İşi kişinin anlamına bırakmayı tercih ediyorum daha çok ya da onun ruhsal gidişatını, ama büyük olan siyah resimde akışkan bir etki var. Bunların hepsi bu resimleri ilk işte o duvara koyup yapmaya başladığım süreçteki hissiyatla ilgili. Yani zeminler boyanır ama üzerine eklenecek şey o anki psikolojiyle nasıl devam ettiğini. Atölyeden bu şekilde çıkıyorlar aslında. İlk yaptığımda birkaç tane çalışma da ben bunları kenarlarını sıyırmıştım jiletle. Sonra bunun çok saçma bir şey olduğunu fark ettim. Neden yaptığımı. Çünkü resmi iki boyutlu bir yüzeyi tar, üç boyutlu bir duruma çıkartıyordu. O zaman aslında bu kene doğal süreçinden bir kalıntı aslında. Sonuç, kalıyor öyle değil mi? Tabii. Sonuç itibariyle sürdüğümüz boya zemini oluşturan bir boya. Yani yüzeyi oluşturan bir boya. Biz oradayken tiksinmiyorken bununla ilgili kenarları o çapakların rahatsız etmemesi lazım. Resim de o yüzden bir bütüne dönmeye başlıyor. Yani o barok çerçeveleri o resimlerden çıkarttığımız zaman, klasik resimlerden, resimlerin anlamları kaybolacak mı? Hayır, kaybolmayacak. Ama biz o barok çerçevelerle, geçmişte yapılan o çerçevelerle onun ihtişamının kuvvetini arttırıyoruz. Burada estetik bir durum olarak gözükmese de insanların, ki yani duyarlı gözler demek istiyorum, herkes için öyle değil, herkesin algılayışı farklı, ama estetik anlamda bir katkısının olduğu apaçık ortada. İnsanlar seviyorlar ve beğeniyorlar. Ben de seviyorum. Beni hiç rahatsız etmiyor o yüzden. Bu malzemeyi benim keşfetme sürecim ya da kullanmaya başlama sürecim, üniversite bittikten belli bir süre sonra iş yapmadım. Bırakmak istedim. 4 yıl falan hiç resim yapmadım. Başka şeylerle uğraştım. Ticaretle uğraştım falan. Tekrardan geriye dönmeye başladığım zaman, karar verdiğim zaman, bir arayışı noktalandırmaya karar verdiğim zaman, çağdaş bir malzeme olması, contemporary bir malzeme olması, 100 yıl önce olsaydı muhtemelen daha farklı bir malzeme olurdu ama petrokimya bir malzeme. Yani plastik bir malzeme. Son yüzyıl plastiğin olduğu bir yüzyıl zaten. Petrolün bulunduğu bir yüzyıl. Bunlar birbirleriyle çok örtüştüler. İlk denemelerde bütün şekiller, formlar, haplar, kapsüller yaptım. Bir sürü şey yaptım. Geometrik resimler yaptım. Bu buradaki resimlerde şöyle bir durum da söz konusu. Mavi resim, yani siyah zemin üzerindeki mavilikte mavinin de verdiği bir su gibi bir akışkanlık var. Ama o petrokimya, petrol dediğim malzemedeki o efekt, o siyah resimde apaçık ortada. Yani malzeme resmi petrole bulanmış gibi gösteriyor. Petrol izlenimini veriyor benim açımdan. Ben kendimden yola çıktığım zaman formalizm ve işte bir şekilde renk üzerine düşünmeye başladığım zaman renk birinci planda olmaya başladı. Eskiden daha ön plandaydı form ama renk daha birinci planda olmaya başladı. Çünkü abstract, bu benim için geçerli olan bir şey. Kesin genel bir kanaat değil benim şu anda söyleyeceğim. Bende hissettirdiği formun rengi güç olarak sınırlandırdığını düşünmem. Anlamını birazcık daha ruhsallığa, maneviyete ağırlık vermeye başlayınca resimdeki o alıp seni götürsün bir şey hissiyatı, formun çok belirleyici olmaya başladığını düşünüyorum. O yüzden kendi resimlerimde son dönemde form çıktı. Ha, girecek mi tekrar? Ha, girecek. Çünkü ben sıklıkla değiştiren bir insanım. Bu minimal resim, daha ne kadar minimal yapabilirsin ki, gidecek belli bir sınırı vardır. Muhtemelen de siyah kullandığım için ben o son sınıra geldiğimi düşünüyorum. Çünkü renk olup olmadığı ile ilgili ciddi bir tartışmanın olduğu bir renkten bahsediyoruz. Genel anlamda düşündüğüm zaman, Türkiye'de ya da uluslararası anlamda düşündüğüm zaman o çeşitlilik çok daha fazla var. Ben tamamen rengi neredeyse hiç kullanmayıp tamamen forma dayalı olarak çok çalışan sanatçı görüyorum ki bunların bir kısmı da hakikaten benim renkte yapmaya çalıştığım şeyi zaten formda becermiş. Yani formun kaotiği o kadar fazla ve tekrar tekrar ediyor ki form zaten ortadan kaybolmaya başlıyor. O zaten bir bütüne, zaten anlamını yitirmeye başlıyor. Eskiden haplar, kapsüller yapardım. O hapları, kapsülleri ne kadar fazlalaştırdıysam, Farnese Özeyit'in Benim Cehennemim serisini ben çok severim. Çünkü birçok çizgisel denklem iç içe girerek ve onu da renkle besleyerek hakikaten cehennemi yaratıyor. Ya da işte o Rus dünyasındaki o kapanmışlığı, o kaotikliği yaratıyor. Ben de haplarla yapmaya başladığım zaman aklıma o gelmişti. Gerçekten de benim cehennemime dönmeye başladı bu haplar. O kadar fazla hap var ki artık hap görmüyoruz. Sadece hapların kesiştiği noktalarda küçük üçgenlerdeki renkleri görmeye başlıyoruz. O yüzden renk, form, bu ikisi de bir şekilde ne kadar çok tekrar edilirse, üzerine ne kadar çok düşünülürse esasında benim o kafamdaki formun sabitliği kayboluyor. Yani başkası için kayboluyor. Bende şu anda bir sabitlik var ama.
Ne kadar tekrar ederse de esasında orada kayboluyor. Ben fotoğraf disiplininin dijital biçimiyle ilgileniyorum. En basit ifadeyle de temeldeki en büyük başlığım algı. Çünkü soyut olan da, gerçek olan da, hatta yalan olan bile biraz burada içe geçiyor. Aslında bu başlık da sanat gibi tıpkı benim için de bir bahane. Ben bu yolda keşfedilecek çok şey olduğuna inanıyorum. Ve üretimlerimi de bu başlık, en temelde bu başlık altında görüyorum. Kendimi de öyle. Ki bence biraz abartmak gerekirse hayatın sırrı algılama biçimlerimizde gizli ve bunun da gerçek olan hiçbir şeyle alakası yok. Ben de günlük hayata biraz işlerimde de sanal bir yerden bakmayı hedefliyorum. Dijital fotoğraf bu anlamda ihtiyacım olan sanal kimliği bana kazandırıyor. Ve onu kendi ortamında hatalara maruz bırakarak, ki ben bunlara refleks diyorum, bugün görsel belleğin geniş külliyatını oluşturan dijital fotoğrafın bir karakteri mümkün mü sorusuna cevaplar öğreniyorum. Motivasyonum bu açıda. Burada iki adet işim var. Modern Zoom ve Crop Factor olmak üzere. Biraz fotoğrafçılıkla ilgisi olan herkesin bileceği terimler bunlar. Bir ironi olarak görsellerin isimi oldular. Ben hala dijital fotoğrafın geleneksel malzemeyi taklit ettiğini ve iyi bir taklitçi olduğunu, bunu da iyi yaptığını, ancak kendi gramerini oluşturamadığını fark ediyorum. Ve dediğim gibi onu hatalara maruz bırakarak aldığı formla, biçimle ona bir karakter mümkün mü sorusuna cevaplar arıyorum. Bu sergide de dijital ortamda oluşmuş dijital malzemenin kendi ürettiği formların kayıtlarıdır. Şimdi her malzemenin bir karakteri vardır. Resimde olduğu gibi, heykelde olduğu gibi bir malzemesi vardır. Bugün de dijital fotoğrafın da bir malzemesi var. Aslında ortada bu formlara baktığımız zaman tanımlanması gereken, algılanan bir yapay bir zeka var. Fakat oluşturulmuş bir kimlik de yok ona karşı. Biz hala onu dediğim gibi gerçeklik tasviri üreten bir kayıt cihazı olarak kullanıyoruz. Öyle kusursuza yakın bir gerçeklik tasviri üretiyor ki biz bunu artık belge olarak bakabiliyoruz. Ve bunu belge olarak okuyabiliyoruz. Aslında fotoğraf nedir'in cevabı arandı. Fotoğraf üretimin malzemesinin de ne olduğuna dair, görüntünün ne olduğuna dair birçok üretim de yapıldı. Ama bunlar hep aslında karanlık oda malzemesiyle yapılmış üretimlerdi. Dijital fotoğrafın tanımına dair hala net bir bilgi, net bir üretim de bulunmuyor. Tabii ben bilmiyorum demek yok oldu anlamına gelmiyor ama ben bu kadar çok kullandığımız, günlük hayatta bu kadar içinde olduğumuz dijital görüntü çağında dijital görüntünün biraz da entelektüel olarak neyi ifade ettiğinin bilinmesi ya da tanımlanması gerektiğine olan motivasyonla işlerimi üretiyorum. Malzemenin kendisiyle, dijital malzemenin kendisiyle uğraşmaya başladıktan sonra aslında soyut bir sonuca ulaşmaktan başka bir seçeneğim yok. Yani çünkü fotoğraf gerçeklik yanılsaması üretmeye odaklı bir biçimde var. Bunun için dijital, bunun için programlandı ve bunun için var edildi. Gerçeklik tasvir üretmek için. Ve şu anda da aslında bu görseller hata yaptıklarının farkında da değiller. Onlar hala dijital ortamda belli müdahaleyle bir şeyi tasvir ettiklerini düşünüyorlar, kaba tabirle. Onlara soyut olduğunu iddia eden aslında burada yine benim. İçeriği çalışma süreci içerisinde gerçekleştiriyorum. Daha önce herhangi bir form veya bir biçim planlayarak işlerime girmiyorum. Sadece zaman ve süreç içerisinde o halki o andaki ruh durumumla, yani o andaki durumumla ilgili formlar ortaya çıktığı zaman onların üzerine gidip onlarla birlikte resmi bütünleştirmeye çalışıyorum. Sevgili yanan yapıtlarım genellikle bir önceki dönemimin işleri. Onlarda daha çok peyzajda ya da doğada olan parçalanma ve form biçimleriyle ilgilenmiştim. Bunları daha çok
Bir sonraki dönemde çalışmak istediğim işlere ön hazırlık gibi düşünmüştüm. Böylece bu sergiye verdim. Sergideki işler daha çok ekspresif, yani benimle ilgili bir tarafı olan işler. Daha çok orada biraz daha önce görülmemiş, resimlerinden görülmemiş olan renklerle ilgilendim. Ve onu şu andaki yeni çalışmalarımda geliştirmeye çalışıyorum. Formalizm ve soyut sanat benim için çok 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 önemli bir sanat biçimi. Benim en çok sevdiğim Amerikan ekspresyonistleri ve Alman ekspresyonistleri beni gençliğimden beri çok etkileyen önemli akımlar diyelim, olaylar diyelim. Zaman içerisinde gittikçe önemini kavruyorum. Çünkü günümüz sanatına, yani günümüz politik ortamına da çok uygun işler olduğunu keşfediyorum gittikçe. Benim o yüzden onlarla ilişkilerim, o tür sanatla ilişkilerim çok yoğun bir biçimde geçiyor. Çok ilgileniyorum, çok okuyorum onlar hakkında. Günümüzde de Avrupa'da ve daha doğrusu Batı'da çok önemli bir yer tutmaya başlıyor tekrardan. Yaşadığım ülkede Viyana'da çok önemli sanatçılar çıkmaya başladı genç kuşaktan. Formalizm ve soyut sanat için de umut verici ya da güzel işler gördüğümü söyleyebilirim zaman zaman. Zaten bu sergide de görülecektir bunlardan birkaç tanesi. Yani soyut ve formalizm gelişmeye önü açık bir sanat olayıdır. Bence önemli bir olay.